Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Denizli'deyiz. Z kuşağının Z raporu isimli röportajlar serisine Denizli'de devam ediyoruz. Denizli'deki Z kuşağı neler söyleyecek? Hepsini yayınlayacağız ve sakın şunu unutmayın diyoruz. Bu izleyeceğiniz insanlar Türkiye'nin geleceği. Lütfen kanalımıza abone olup videoları izlemeyi unutmayın. Buyurun izleyelim. Z kuşağı yeni seçmen %16. Türkiye'nin kaderini sizler belirleyeceksiniz. Siz kim derseniz o seçilecek. Vallahi abi biz bir kader belirleyemiyoruz ki ne. Hiç yapacağımız bir şey yok ki ne. Elimiz kolumuz bağlı. Her şey uçup gidiyor. Seçimde. Seçimde hiç düşünmüyorum yani öbir tarafa doğru. Aklımda biri var. Farklı bir isim var. Aynen. Sistemden memnun mu Z kuşağı? Senin öngörün, şahsi ve etrafında gözlemlediğin? Bence değildir ya. Çoğunluk değil mi diyorsun? Evet. O zaman bayağı taşlar yerinden oynayacağı benziyor. Bence öyle olacak yani. Sandığa sahip çıkacak mısınız Z kuşağı olarak? Gidip bugün oy kullanacak mısınız? Evet, kullanacağım. Ben şu anki sistemden hiç memnun değilim. Değiştirilmesi için yani aynı partiye oy vermeyeceğim yani. Anladım. Değişik bir partiye düşüncem var. Diğer muhalif partilerden birini seçeceğim diyorsun. Aynen. Ümidin var mı? Muhalefet partileri sistemi biraz güzelleştirebilir mi sence? Bakışın nedir? Bence şimdiki yaşam tarzımızdan daha güzel olacağını düşünüyorum. En kötüsü bile bundan daha iyi. Aynen. Abi memnun değiliz de. Şimdi Türkiye'yi biliyorsunuz zaten. Her şeyi açık açık konuşamıyoruz. Kendi düşüncelerimiz bile adam akıllı ifade edemiyoruz. O yüzden biz sandıkta kendi içimizde bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Güzel. Peki etrafınızdaki gençler de sizin gibi mi düşünüyor çoğunluğu sizce? Öyle abi öyle. Genel böyle düşünüyor abi de. Ya şahsen benim görüşüm abi. Yönetecek bence kişi yok ya. Harbi yok yani şu an şahsen. Yani muhalefetten de güzel projeler yok. Daha duyamadık diyorsun abi. Gelmez abi ya. Çünkü herkes bir şeyin arkasına saklanıyor. Biri baştakinin arkasına saklanıyor. Biri işte Kemal Atatürk'ün arkasına saklanıyor. Yani hiçbir şey yaptıkları yok. Sadece konuşuyorlar. Hiçbir icraatları yok yani. Bunu zaten gördük. Önceden birbirinin arkalarına atıyorlardı. Şimdi birbirinin yanında duruyorlar. Biz nasıl güvenip bunlara oy verelim ki şimdi? Ben diyorum ki bu sistem kıymık kıymık da olsa değişir ama bir yerden başlamak lazım. Aynen diyorum. Öyle. Sadece değiştirecek olan da gençler zaten. Tabii. Bizim gençler, nesil. Gençler çok önemli. Sistemden memnun musunuz şu an giden? Değilim. Etrafındaki gençler de senin gibi memnun değil mi geneli? Yani genelde hiç ben memnun olanı görmedim çok. O zaman Z kuşağı bambaşka partilere yönelecek anladığım kadarıyla. İktidarda evet, biraz ya bu parti şeyi değildir yani bence bu daha çok adama yönelik gidilmesi lazım. Yani sadece ne bir bölgede sadece onun olması değil. Yani büyük şehirde mesela yöneten vardır. Hani o daha güzel yönetiyorsa partisine bakılmamalı bence. Z kuşağı değiştirir mi bazı dengeleri? Öngörün nedir? Bence de hani şu an çoğunluğun fikrinin kaydığı belli bir kesim var. Anladım. Muhalif diyorsun genelde. Aynen. Değiliz abi ya. Çok değişik zaten. Görmem abi bir sürü işsiz var. Okuyup bir şey olamayan bir sürü insan var. Yani değiliz. Muhalefete bakışınız nedir? Muhalefet partileri sizi tatmin ediyor mu projeleriyle vesaire? Bazıları tatmin ediyor abi. İsim vermeyelim. Bunu sandıkta göstereceğiz. Aynen öyle. İşin açıkçası pek memnun değiliz şu an için. Peki bu sistemi sence muhalefet partileri daha yukarıya çıkartır mı öyle sorayım? Ya bilmiyorum ki şimdi. Artık çıkartılabilir, indirebilir. Sen bir yeni seçmen olarak oyun hükümete mi diğer tarafa mı? Benim şu an için yani daha önceden kullandım ben hükümete verdim. Ama bu sene yani bir daha tek seçim olursa düşüneceğim yani vermeye de bilirim. Bu defa biraz sallantıda diyorsun. Kesinlikle. Peki etrafındaki senin kuşak bir de bir alt kuşak var ya onlar da senin gibi mi düşünüyor? Genelde hep muhalif tarafa mı yatkın bu Z kuşağı? Hayır genelde zaten yani şu anki iktidardan değiller yani. Sevmiyorlar onlar iktidarı. Ha, evet. Peki sevmemelerinin sebebi nedir? Birkaç tane örnek verebilir misin? Abi şimdi eğitim sistemi olsun yani bizim yani öncelikle şeyimiz eğitim. Eğitim sistemi aşırı kötü. Fiyatlar olsun yani şu anki bir öğrencinin geçim kaynağı çok zor Türkiye'de. Yani İşsizlik de var galiba biraz iş sıkıntısı. Tabii ki de işsizlik zaten en büyük problemimizden biri okuduktan sonra. Umarım bu sistem değişecektir. İnşallah abi. Ya muhalefet hocam ya. Yani peki neden muhalefet? Ya hocam ülke şey için kötü gidiyor çünkü. Ya bunun cevabı ama kabul etmiyorlar. Ya yani bilmiyorum görmek istemiyorlar. Eğitim sistemini değiştirilmesini istiyor musun? Ya eğitim sistemini ya birebir yaşamış insanlarız yani biz. Hani ben biz TEOG'a girmiştim mesela ilk değiştiği zaman. İşte ardından yine değişmişti sistem. YKS'ye girdik. Ardından yine üniversitedeyiz falan işte. Yani biz sürekli değişime tanık olduk. Yani bu değişimin de ne kadar büyük kötü sonuçlar doğurduğunu da gördük yani. Hani yani bunlar onlar bilemez yani zaten hani eğitim sistemine peki, kadar. Etrafınızdaki gençler de öyle mi? Yani daha çok muhalefete mi yatkın? Yani tanıdığım insanlar öyle. Ya hocam herkesin çevresinde kendi ortak düşünceli olduğu insanlar olduğu için bizim çevremizde böyle de başkaları da vardır kesinlikle. Mesela Z kuşağı %16 desek bunun %kaçını AK Parti alır? Hocam, öngörün var mı? Belki 6-7 falan civarı alabilir herhalde. Büyük ihtimalle alır ya. Ya ailesi tabii bunda etkin bir rol oynuyor yani. Ama %10 diyorsun muhalif partilere dağılır öyle mi? Kişinin ailesi muhalif değilse yani hükümeti destekliyorsa kendisi de buna yatkın oluyor yani. Ben onu tam öyle görmüyorum ya.
Hatta daha isyankar oluyor. Ya o da olabilir. Daha isyankar oluyor. Yani eğer çok bağnaz şekilde bağlıysa CHP'ye de AKP'ye de fark etmiyor ya da diğer partileri. Çocuklarında tamamen ters tepki oluyor. Onu gözlemledim. Baskı altında yetişen insanlar kişiliğine bağlı. Dışa vurum şekli olmadıkça adam onu bir şekilde vuramıyor. Öğretileni yapıyor kendisine yani. O farklıyı öğrenemiyor zaten. Hadi mesela biz dışarı çıkıyoruz, geziyoruz burada. Siz bizi görüyorsunuz ama bizim gibi ne kadar evin içinde oturuyor sabahtan akşama kadar. Öyle gençler insanlar da var. Onların şeyini de i̇şte ölçmek lazım. Sosyal medya çok etkili. Burada. Aynen sosyal öyle. Şöyle söyleyebilirim. 17 yaşındayım. Galiba 18'inde seçimlere ben de katılmaya başlayacağım. Benim gözümde hepsi sadece birbirinin laciverti gibi geliyor. Biri bir şey yapıyor. Başka biri de hey o biri yapıyor diyor. Aralarında bir çözüm üreten yok. Samimiyet sezemiyor musun? Samimiyet göremiyor musun? Eskilerde samimiyet aslında herkeste var. Ama hani insan benliğini karşısındakini de hissedemiyor. Mesela senin yaşamak istediğin bir yaşam biçimi var ama istediğin biçimi sunabilecek, hani bunları yapabileceğini gösteren kimse yok. Çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Fazlasıyla acı bir şey. Sadece sorun var aslında ya. Hani yaşıyoruz, sorunlarla yaşıyoruz. Daha fazla sorunların geleceğini görüyoruz. Kendinizce bir şey yapın diyorlar ama hani bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu an. Peki bir %16'lık oy potansiyeliniz var dostum. Yani resmen hükümeti değiştirebilirsiniz isterseniz. Evet. Oy kullanmaya gidecek mi Z kuşağı? O gün kalkıp sandığa sahip çıkacak mı sence? Eminim şu an herkesin, hani benim yaşımda, benim resimde herkesin kafasında şöyle bir şey var. Ben oyumu kullanmazsam bir şeyler değişir gibi düşünüyorlar. Hani ben oy vermezsem, kimse seçilmezse sanki bir şeyler değişirmiş gibi düşünüyorlar ama. Amcalar var ya. O amcalar evet. Gümbür gümbür. Birçok tanıdığım arkadaşım var. Siyasi insanlara sanki böyle peygamberiymiş gibi tapan, fotoğraflarının altına yorumlar yazan. Ama bunun bir haklılık payı yok bence. Hani biz sanki öyleymiş gibi davranırsak gerçekten öyle olmuyor. Şunu seziyorum, biraz ülkeden ümit kesmiş gibisin. Maalesef. Hani yani o savaş günlerinden daha iyi durumdayız. O kadar da bence düzeltebilirler ya. Evet, düzeltebilirler. Aslında şu an yaşadığımız durum da çok kötü değil ama. İsteseler düzeltebilirler. Şöyle bir şey diyebilirim. Potansiyelimizin olduğuna gönülden yanılıyorum ama değiştirmek şu an gençlerin elinde değil. Çünkü ellerini kollarını bağladılar. İyi bir okul, iyi bir üniversite artık çözüm değil. Çünkü sen o en iyi üniversiteden de çıksan bir torpilin ya da iyi bir tanıdığın olmadığı sonuçta bir şey olamayacaksın. Herhangi bir siyasi lider çıksa dese ki ben bu kokuşmuş sistemi değiştireceğim. Yani ben eğitim sistemini değiştireceğim kökten dese Z kuşağını tavlamaz mı sence? Bence benim gibi birçok genç bunu bekliyor. Hani kendilerini en azından daha öyle bir şey duymadık hiçbir muhalefet. Şu yoldan gidebilirsen diyen birini bekliyorlar. Çünkü şu an bize gösteren herhangi bir çözüm yolu yok. Sadece kendinizi kurtarın diyorlar. Hükümet de bir iş yapmıyor. Muhalefet de bir iş yapmıyor, ben öyle düşünüyorum. Vergiler aldı başını götürüyor. Ben yani oy kullanmaya bile gitmeyeceğim. Öyle düşünüyorum ben. Yani ülkeden ümidini mi kestin? Evet. Ama bu ülkenin içinde yaşamaya devam edeceksin. Öyle bir sorun var. Bir de öyle bir sorun var. Evet, yani çalışmak zorunda. Ülkeden çıksan belki mantıklı da hem burada durup hem oy kullanmamak biraz değişik durmuyor mu? Ya değişik duruyor da yani tabii bir benle olacak iş değil. Herkes dediğin gibi %16 kullanacak. Ama bunu şimdi 100 binler izliyor ya ve evet. Senin yaşıtların da sana hak verecek. Bence sen söz ver git kardeşim. Kime atıyorsan at, sıkıntı yok. Ama sandığa sahip çık ya. Sen de bu ülkenin bir vatandaşısın. Askerlik yapacaksın yarın bir gün. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Söz veriyor musun bana? Veriyorum. Kullanacaksın. Kullanırım. Başarılı görüyor musun bu sistemi? Sistemden memnun musun? Şu an sistem iyi. Şu an çok güzel yani. Daha önceki geçmiş yıllara baharatla şimdiki yıl daha iyi. Hangi geçmiş yıllara? Yani bu tüp sıralarından mı bahsediyorsun, dedelerin anlamı? Aynen, 90'lı 80'li yıllarla. Geçmişe biraz daha geçmişe dönüp baktık mıydı daha iyi görüyoruz yani şu an geleceğimizi. Peki dostum bir şey söyleyeceğim. Sen şu anda evlensen geçinebileceğine inanıyor evliyim, musun? Evliyim şu an ben. Güzel. Geçinebiliyorum ama şu an biraz daha sıkıntılı geçiniyorum yani. Pandemiden dolayı. Yani. Pandemiden sonra rahatlayacağız mı diyorsun? İnşallah, bekliyoruz o günleri. Tabii ben memnunum ama hani biraz daha gençlerin önü açılsa, eğitimde olsun, farklı şeylerde olsun daha iyi olur. Mesela şu an çoğu genç hem çalışıyor hem okuyor. Üniversite öğrencileri çoğunlukla. Bu durum zor oluyor. Biraz daha tolerans sağlansa onlara karşı. Yani şunu diyebilir miyiz? Genç kardeşlerimize yeni projeler getirenler artık parti yani, ya da şahıslar onlar oy alacak gibime geliyor sanki gençler. Ya öyle tabii. Bir de şu vardır yani gelecek nesil daha eğitimli olduğu için hani kimin ne yaptığını daha rahat görebilir, daha çok şey yapabilir yani. Öngörünü bugün merak ediyorum. Sence nasıl? Bu Z kuşağının çoğunluğu hükümete mi verir, muhalefete mi? Senden bahsetmiyorum, gözleminden bahsediyorum. Çünkü sosyal medyada dolaşıyorsun, etrafında arkadaşlar var. Ya tabii değişir, herkesin düşüncesi değişir yani. Ben farklı düşünürüm, bir başkası farklı düşünür ama değişir, muhalefet olur herhalde yani. Muhalefet mi olur diyorsun? Evet. Denizli'de sence oylar değişir mi? Burada birinci parti AK Parti çünkü. Vallahi çalışmaları iyi yani, ben çok şeyine şahit oldum. Hani çalışmaları çok güzel, çalışmaları var, projeleri var. Mesela geçen parti 2 yıl önce Bozdağ'a... Parti düşmez mi diyorsun? Sanmıyorum ya, bayağı iyi gelişiyor yani. Şu anlık bir sistemde memnun değilim. Bu sistemi daha yukarıya taşıyacak bir parti ya da şahıs görüyor musunuz muhalefette? Ya şu an hiçbir kişiyi görmüyorum yani.
sistemi yukarıya taşıyacak yani potansiyel bir hükümet şeyini görmüyorum ben. Modeli göremiyorum. Göremiyorum. Yani o zaman buradan seslenelim bu muhalefet partilerine. Bir şeyler sunmanız lazım yeni gençlere ki öyle değil mi? Diğer türlü yoksa oy kullanmaya bile gitmeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Aynen yani gerek yok çünkü oy kullanmaya. Hiçbir şey değişmez. Değişmez bence. Sen ve senin yaşıtların AK Parti'ye mi daha yakın yoksa diğer partiler mi sence? AK Parti. AK yani, Parti'ye mi daha yakın? Yani evet. Sistemden memnunsunuz yani. Yani biraz. Sadece okul meselesi. O yani geçti. AK Parti şöyle abi yani bugüne kadar mesela daha önce partileri de gördük. CHP olsun, MHP olsun işte diğer partiler olsun. Ya bir şekilde yani Türkiye'nin bundan 20 sene önce yani AK Parti iktidarından önce gerçekten insanlar çok sıkıntı çekiyor. Bayağı bir sıkıntı çekmişler. Ama AK Parti geldikten sonra yani bayağı bir her şey düzenlenmiş, her şey bir yerine gelmiş. Yani yeni nesil bile eğer AK Parti oy verip AK Parti kazanıyorsa yani bu AK Parti'nin başarısıdır. Ben böyle düşünüyorum. Ya bana da çok şey kattı. Ailem aynı şekilde. Yani rahat bir yaşam koşuyoruz. Ben o şekilde her zaman yani AK Parti'nin sürekli iktidarda olacağını düşünüyorum. Ben CHP'nin bir daha geleceğini düşünmüyorum. Çünkü kimse CHP'ye şu an güvenmiyor. Ben de dünya bir kere gelsem ben de yine AK şey yapmam yani. Yine AK Parti'ye mi veririm? Yine AK Parti'ye veririm. Çünkü yani Tayyip Erdoğan olmasa emin ol ki Türkiye bence buraya kadar gelmezdi. Olur ya bu seçimdir yani. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan değişse yerine Mansur Yavaş gelse. Hani ne oluruz mesela? Ülke ne hale gelir ki? Çok ya şöyle olur. Söyleyeyim onu yani onun gibi gelecek gibi lider onun yaptıklarını zaten hiç kimse yapamaz. Ben bunu biliyorum. Yani en son Cumhurbaşkanı o ölü efsane yani o ölene kadar Türkiye'nin ona emanet olur. Ben başkasının olacağını düşünmüyorum abi. Ne diyorsunuz? Sistem değişir mi? Bu sistem devam eder mi? İnşallah değişir. Değişmesini istiyorum. Z kuşağı olarak gözlemleri nedir? Muhalefete mi daha yakın Z kuşağı, hükümete mi yakın? Yani muhalefet zaten pek etkili bulamıyorum ben muhalefeti. Ben kendim de siyaset okuyorum zaten. İktidar tabii eleştirilecek yönü de var, eleştirilmeyecek yönü de var. Başarılı bulduğum taraflar da var. Yani nasıl iyi olacaksa öyle olsun. Ben pek bir şey konuşmayacağım ya.